Merhaba sevgili Feygocular, Pokemon Stadyum 2'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyim. Evet, bu bölümde tekrardan Claire ile uğraşacağız arkadaşlar. Geçen bölümde tam abone modu çıkmıştı ve iki tane farklı takımla Claire'e karşı kazanamamıştım. Ve geçen bölümün sonunda arkadaşlar slot makinesinden rastgele modu çıktı. Bu da demek oluyor ki rastgele sayılara denk gelen Pokemon'larla birlikte Claire'i yenmeye çalışacağız. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz kanalda Pokemon Rabidestin'in Reign of Legends bitti. Bu da demek oluyor ki Perşembe günleri de kanala Pokemon Stadyum 2 gelecek. Ama şöyle bir olay var. Şimdi mesela diyelim ki pazar günü izlediğiniz videoda şey çıktı diyelim. Tam abone modu çıktı diyelim. Perşembe günü gelecek olan Pokemon Stadyum 2 videosunda slot makinesi çevirmeyeceğim. Mesela pazar günü slot makinesinden ne çevirdiysem, mesela tam abone modu çevirdim diyelim. Perşembe günde buna devam edeceğim. Yani perşembe günleri Pokemon Stadyum 2'de slot makinesi dönmeyecek. Sadece pazar günleri dönecek. Böyle de bir bilgilendirme vermek istedim. Yoksa kaos olurdu arkadaşlar. Yorumlar için yeteri kadar zaman olmazdı. Ben de zamana önem verdiğim için böyle bir uygulama yapmak istedim. Bakalım Pokemon Stadyum 2 kaç bölüme bitecek? Hep birlikte göreceğiz yani, merak ediyorum açıkçası. Neyse, muhabbeti çok fazla uzatmadan arkadaşlar hemen zar atalım. 6 tane 1 ve 246 arasında Pokemon'lar, bakalım neler gelecek. Hemen yeni bir takım oluşturup bu takımla denemek istiyorum. Takımlardan birisini sileceğim. Register Pokemon diyorum, delete ediyorum. Ve sanırım yer vardı zaten. Evet, bir tane yerimiz var. Direkt Register Pokemon diyorum. İlk olarak 2 numaralı Pokemon Aradakli. Çok güzel, çok güzel. Ancient Power, Bite, Curse ve Supersonic saldırıları var. Item olarak da yanmasını engelleyen direkt şey veriyorum. Ice Berry veriyorum. Sıradaki Pokemon'umuz 37 numara. 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 37. Yani Diglett, Earthquake, Sand Attack, Fissure ve Slash saldırıları var. Yani Fissure %30 ihtimalle vuruyor ve tek atıyor. Şansımı denemek istiyorum açıkçası. Buna da item olarak ne verelim? Konfüs olmasını engelleyen Bitterberry veriyorum. 38, 39, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 85, 86. Horsey, Hydro Pump, Blizzard, Rain Dance ve Smoke Screen saldırıları var. Mükemmel Pokemon'lar değil. Buna da uyumasını engelleyen Might Berry veriyorum. 88, 92, 96, 100. 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 137, 138, Nidoran, Headbutt, Iron Tail, Thunder ve Horn Drill saldırıları var. Item olarak buna da donmasını engelleyen Burnt Berry veriyorum. 139 numaralı Pokemon Nidorina, Bite, Blizzard, Toxic ve Strength saldırıları var. Buna da item olarak ne vereyim? Paralyze Curve Berry veriyorum. Ve son olarak 238 numaralı Pokemon'umuz var. 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 237, 238, Weeping Bell. Sludge Bomb, Stun Spore, Razor Leaf ve Growth saldırıları var. Buna da item olarak Berry kaldı. Buna da Berry veriyorum arkadaşlar ve takım hazır. Bu takımla deneyeceğim bakalım. Ben hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. 10. takımla birlikte deniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Blackthorn GM'i. Normal Pokemon'ları counterlamak için Aradakli'yi alıyorum. Bitkileri counterlamak için Nidoran'ı mı alsam, Nidorina'yı mı alsam? Nidorina'yı alıyorum. Ve son olarak kimi alayım? Weeping Bell'i mi alayım? Son olarak da Weeping Bell'i alıyorum. Arkadaşlar bu 3 Pokemon'la deniyorum. Mükemmel bir kadromuz yok ama elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Elimizden geleni ardına koymayacağız ve deneyeceğiz. Umarım başarabiliriz.
Aerodactyl ile bir başlangıç yapıyorum. Rakibimizde ne var? Rakibimizde ne var? Hemen görelim. Rakibimizde Jigglypuff var arkadaşlar. Umarım elektrik saldırısı yoktur bunun. Saldırılarımdan ne yapayım? Ancient Power yapayım. Belki statlarımı arttırmama yardımcı olur. Direkt Ancient Power yapıyorum. Bakalım ne kadar canını götüreceğiz. Canın neredeyse yarısını aldık arkadaşlar. Jigglypuff Defense Curl yapıyor. Büyük ihtimalle Rollout yapacak. Mükemmel bir takımım yok dediğim gibi. Ama elimden geleni yapacağım bu rastgele takımla. Ne yapabilirim? Süpersonik yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Rakibi konfüs etmeyi deneyeceğim. Hadi Aradaklı, sana güveniyorum. Başardık. Jigglypuff konfüs oldu. Bakalım. Umarım kendisine vurur. Kendisine vurdu. Rollout yapamayacak. Çok güzel. Şimdi bir kere daha Ancient Power yapabilirim arkadaşlar. Ancient Power deniyorum. Çok az PP'si olması gerçekten kötü. Ancient Power'a gidiyorum arkadaşlar. 30 canı kaldı Jigglypuff'ın. Defansını yükselttiği için sıkıntı. Bir kere daha kendisine vurdu. 11 canı kalıyor. Bite yaparak bu işi bitiriyorum arkadaşlar. Special bir saldırı. Aerodactyl'in gelmesi güzel oldu ama diğer Pokemon'ların hepsi çöp. Yani büyük ihtimalle başaramayacağız bu takımla. Çok umutlu değilim ama. Evet, Jigglypuff'u yalan ettik arkadaşlar. Bakalım sıradaki Pokemon'u ne? Exeggutor ilk defa kullanıyor bunu. Bite yaparak çarpı 2 vuracağım arkadaşlar. Çünkü kendisi psişik türü bir Pokemon. Belki bir de flinch ederim üzerine. Yap babacım bite'ı. Güzel. Yine canının yaklaşık yarısını aldık. Sleep Powder yaptı. Uyumak bizim için sıkıntı olacak. Gerçekten sıkıntı olacak. Uyuduk da bu çok kötü oldu. Tekrardan Bite'a gitmeyi deneyeceğim. Bakalım Exeggutor ne yapacak? Execute ne yapacak? Özür dilerim. Halen daha uyuyoruz. Mega Drain yaptı. Çarpı 1 vuracak. Çünkü aynı zamanda uçan Pokemon'uyuz ama kritik vurduğu için bayağı can çekti. Şu an gerçekten bayağı can çekti. Saldırılarımdan bir kere daha bite yapıyorum arkadaşlar. Uyanabilecek miyim? Halen daha uyuyorum. Execute Mega Drain yapmaya devam ediyor. Tamam çeksin, sıkıntı yok. Ulan koskoca Aradaklı titriyor be, titriyor be. Ancient Power yap baba kalkarsan. Halen daha uyuyoruz arkadaşlar. Bir kere daha Mega Drain yapıyor bize. Aerodactyl'in üzerine oynanan büyük oyunlar. 66 canımız kaldı. Şaka gibi ya. Evet, bir kere daha Ancient Power deniyorum arkadaşlar. Bu sefer uyanalım. Uyandık da Ancient Power'ı yapıştırıyorum. Kaya türü bir saldırı. Kritik vurdu. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. 45 canı kaldı. Bir kere daha Mega Drain yapıyor bana. Canımı çekmeye devam ediyor. 43 canımız kalıyor böylece. Bakalım Bite'la tek atabilecek miyiz arkadaşlar? Bite yapıyorum. Hadi 56 vurursun. Çarpı 2 vuruyorsun ya. Çarpı 2 vuruyorsun be oğlum. Tamam. Exeggutor'un işini bitirdik arkadaşlar. Rakibin son Pokemon'u ne bakalım? Onu da teklersek mükemmel olacak ve ilk rakibimizi böylece yenmiş olacağız Aerodactyl sayesinde. Oddish. Hemen Ancient Power yapıyorum arkadaşlar. Yap babacım Ancient Power'ı. Güzel, 73 canı kaldı. Bakalım Oddish ne yapacak? Umarım bizi uyutmaz. Absorb yaptı. Yani Mega Drain'i bile yok. Absorb'la ne kadar vurabilir görüyorsunuz. Son bir iki tane Ancient Power'ım kaldı galiba. Onları da kullanmak istiyorum. Bir tane kalmış. Ancient Power'ımı kullanıyorum arkadaşlar. Tamam, Oddish'in 25 canı kaldı. Bundan sonra da pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Anca Absorb'un kritik falan vurması lazım bizi yenmesi için. 14 canımız kaldı. Yani rakibe 30 falan vuramazsak yalan olacağız. Hadi Aerodactyl, sana güveniyorum. Oo, Berry Juice içti. 52 can oldu. Bite yapıyorum arkadaşlar. Uçan saldırımız olmaması çok kötü. Yani uçan saldırımız yok. Bu gerçekten üzücü bir şey. 30 canını bıraktık rakibin. Oddish ne yapacak? Sleep Powder yaptı. Of.
Tamam, Aradakle uyudu. Pokemon değişikliğine gideceğim. Benden daha fazla can çekmesine izin vermeyeceğim ve Weeping Bell'i çıkaracağım arkadaşlar. Bu arada Weeping Bell, Bellsprout falan demişken Twitch'te Plants vs. Zombies oynuyoruz. Bayağı keyifli gidiyor. Yani gelmediyseniz hepinizi Twitch'e beklerim arkadaşlar. Hafta sonları saat 5'te falan başlıyoruz genelde. Kritik vurdu Absorb'la. Ama çeyrek vurduğu için sıkıntı yok. Veya yarım vurdu, bilmiyorum. Sludge Bomb yaparak Odish'in işini bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yolla Weeping Bell'cim. Güzel. Böylece Odish'i yendik. İlk rakibimizi elemiş olduk arkadaşlar. Yazık, yapraklara düştü. Evet, adamsın. Adamsın Weeping Bell. Ama Claire'e karşı bence bir şey yapamayacağız gerçekten. Üzgünüm ama yapamayacağız gibi. Mükemmel bir kadromuz yok yani. Evet. İlk eğitmeni böylece yalan ettik. Şu an ikinci eğitmene karşı deneyeceğim. Bunun başlangıç Pokemon'ları var biliyorsunuz. Random modu da güzel oluyor. Yani denemediğimiz Pokemon'ları deniyoruz Pokemon Stadyum 2'de. Şimdi hocam. Ateşe karşı Aradakli. Bitkiye karşı Nidorina. Suya karşı da Weeping Bell. Dur, bir daha seçelim. Aradakli, Nidorina, Weeping Bell. Evet, yine aynı Pokemon'larla giriyorum arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz yoksa yalan mı olacağız, hep birlikte göreceğiz. Elimden geleni yapacağım yani şu an. Karşımızda Squirtle var. Bir su saldırısı bizi yalan edebilir. O yüzden Pokemon değişikliğine gidiyorum arkadaşlar. Ve Weeping Bell'i çıkartıyorum. Aradakli, geri çekil abicim. Git Weeping Bell. Rastgele takımda kazanırsak gerçekten şaşırırım ama yani. Geçen bölümde Kingdra neydi öyle ya? Çok fena saldırıları vardı yani. Ve hileydi yani. Adalet bulunamadı. Gerçekten geçen bölümde adalet bulunamadı. Ne yapabilirim? Stun Spore deneyeceğim arkadaşlar. Rakip Pokemon değiştirmedi. Büyük ihtimalle buz saldırısı var. Stun Spore attım arkadaşlar. Squirtle'ı çarptık. Bakalım Squirtle ne yapacak? Blizzard yaptı. Oo! Umarım vurmaz. Umarım vurmaz. Vurdu, vurdu ve donduk abi. Gerçekten kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Biri sayesinde canımı topladım biraz ama yani bir Razor Leaf yapmayı deneyeceğim. Rakip Pokemon değiştiriyor. Kimi çıkartıyor bakalım. Ateş Pokemon'u çıkaracak. Büyük ihtimalle Cyndaquil çıkardı. Ben Razor Leaf atmayı deneyeceğim. Ne yazık ki halen daha donduğumuz için Razor Leaf atamadım. Direkt şeye geçiyorum abi o zaman. Aradakli'ye geçiyorum. Weeping Bell, geri çekil abi. Donma kötü oldu ya gerçekten. Önceki takımlarımda Magneton donduğu için yalan olmuştuk. Yoksa direkt kazanacaktık yani. Git Aradakli. Ateş tekeri yaptı arkadaşlar. It's not very effective. Şu an direkt Ancient Power yapacağım. Squirtle'a dönebilir. Squirtle'a dönebilir. Büyük ihtimalle dönecek de. Şu an ona dönecek diye tahmin ediyorum. Evet, Squirtle'a döndü. Squirtle çarpılmış bir vaziyette. Ancient Power yapıştırıyorum. Defansı yüksek olmalı. Evet, 90 canı kaldı arkadaşlar. Pokemon değişikliğine gidiyorum. Tekrardan Weeping Bell'i çıkartacağım. Belki donmamız geçer ve ölmeden önce bir tane Razor Leaf atabiliriz. Atarsak çok iyi olur açıkçası. Yani Squirtle ne yapacak? Paralyze olduğu için bir şey yapamıyor. Ben jilet yaprak saldırısı deneyeceğim. Hadi abi, kurtul şu donmadan. Lanet olsun Weeping Bell, lanet olsun. Surf yedik arkadaşlar. Umarım 32 vurmaz. 2 canımız kaldı. Yapma. Yapma. Razor Leaf at hadi ya, kurtul. Kurtul abi. Aptal Pokemon. Evet. Squirtle bizi harcadı arkadaşlar. Yalan oldu Weeping Bell. Hiçbir şey yapamadan yalan oldu. Anca rakibi çarptı yani. Aradakli'yi çıkarsam direkt çarpı 2 yiyecek. O yüzden arkadaşlar şeyi çıkartıyorum. Nidorina'yı çıkartıyorum. Toxic Bite Strength bir şeyler yaparız yani.
Special atağımız yüksek olmalı. Rakibi Bite'la kanser etmeye çalışacağım. Bite yapıyorum. Hadi oğlum. Kızım. 66 canı kaldı. Surf yedik abi, sıkıntı. Sağlam vuruyor, gerçekten sağlam vuruyor. Yani şu an strength yapsam o kadar vurmaz. Toxic rakibi zehirlemez. Blizzard vurmaz. Bite yapmaktan başka çarem yok. Bite yapıp rakibin flinch olmasını bekleyeceğim ve paralyze'dan vuramamasını bekleyeceğim. 43 canı kaldı. Skirtle'ın. Bakalım Skirtle ne yapacak? Halen daha surf yapıyor. Flinch olmuyor. Çarpılmıyor da. Helal olsun. Bu su Pokemon'ları bu oyunda neden bu kadar OP ya? Bir kere daha Bite yap babacım. Yolla Bite'ı. Bu tur yalan olması lazım. Gerçekten bu tur yalan olması lazım. Surf yaptı. Ona rağmen surf yaptı. Helal olsun. Gerçekten su Pokemon'larına yönelik pozitif ayrımcılık var bu oyunda ya. Gerçekten var yani. Midorina yalan oldu arkadaşlar. Son Pokemon'um Aradakli. O da yalan olursa direkt eleniyoruz. Git Aradakli. Bir tane de bitki Pokemon'u yatırmamız gerekecek. Zor olacak yani bizim için. Yolla babacığım. Ancient Power. Umarım statlarımız artar ya. Tek kurtuluşumuz o şu an yani. Tamam, Skirtle'ın işini bitirdik arkadaşlar. Görüşürüz. Rakip hangi Pokemon'u çıkartıyor? Bitki Pokemon'u çıkaracak büyük ihtimalle. Balbazar. Ancient Power'ları en azından ikisini şeye saklayayım. Cyndaquil'e saklayayım. Buna direkt bir tane Ancient Power yapıyorum. Diğer ikisini Cyndaquil'e saklayacağım arkadaşlar. Bizi yutursa sıkıntı büyük. 82 canı kaldı Balbazar'ın. Giga Drain yapıyor. Oo, çok sıkıntılı saldırı. Gerçekten sıkıntılı saldırı abi. Güzel can çekiyor. Güzel can çekiyor. Bakalım Balbazar'ı yatırabilecek miyiz? Curse yapabiliyoruz. Supersonic yapabiliyoruz. Bite yapacağım. Bakalım Bite'la ne kadar vuracağız? Isır oğlum. Çok az vuruyor ya. Çok az vuruyor. Flinch ettik de en azından bir de süpersonik atsak mükemmel olur. Süpersonik atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bu ne kadar süpersonik iş ya. Hadi at oğlum. Güzel, Balbazar'ı konfüs ettik. Çok güzel oldu. Kendine vur. Kendisine vurdu, güzel. Balbazar'ı yatırmamız için bir şans var arkadaşlar ve elimden geleni yapmak istiyorum. Cyndaquil'i çok kolay bir şekilde yeneriz ama... Balbazar sıkıntı yaratabilir bize. Giga Drain'le sağlam can çekiyor çünkü. Bir Bite daha yaptım. 39 canı kaldı. Kendine vur. Bir kere daha Giga Drain yaptı. Lanet olsun. Lanet olsun. Oo, bir de kritik çekti ya. Bir de kritik çekti ya. Aa, böyle bir olay yok. Böyle bir olay olmamalı ya. Gerçekten böyle bir olay olmamalı ya. Bite at abi, yenildik ya. Anasını satayım böyle işin ya. Anasını satayım ya. Anasını satayım ya. Yok abi, yenemeyiz. Bu saatten sonra yenemeyiz. Ben size söylüyorum. Kendisine vurdu. İmkanı yok, yenemeyiz arkadaşlar. Ancient Power at. 36'yı vuralım en azından ya. Tamam, Balbazar'ın işini bitirdik. Cyndaquil'e tek atmamız lazım ki öyle kazanalım. Yoksa kazanamayacağız. Yoksa kazanamayacağız arkadaşlar. 28 vurduğu an bu maç biter yani. 131 vurmamız lazım. Aradakli'cim, umarım hızlısındır ya. Umarım hızlısındır. Kritik mritik vur, bir şeyler yap. Hadi bitir 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 bitir. 9 can ne ya? Smoke screen attı. Görüşümüz bir kademe düşüyor arkadaşlar. Kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Vurmamız lazım. Of, bir de Berry Juice'i varmış. Ancient Power'ımız yok. Bite. Bu Bite'ı atmamız lazım. Bu Bite'ı atmamız lazım gençler. 3 can. Umarım flinch olur. Umarım flinch olur. Umarım flinch olur. Iron Tail yaptı. Umarım ıskalar. Umarım ıskalar. Oo abi ya. Abi ya. Abi ya. 3 canla kazandı herif ya. 3 can efsanesi yaptı ya. Anasını satayım böyle işin ya. Biz olsak var ya, yapamayız anasını satayım ya. 100 kere ıskalardık ya. Abi böyle bir olay yok ya.
Kuyruğun mu var ayrıntı el yapıyorsun şerefsiz dingil? Kuyruğun mu var? Bir kere daha deneyeceğiz gençler. Bir kere daha deneyeceğiz. Takım siliyorum hemen. Bu takımı siliyorum. Su takımını siliyorum. Ve yeni Pokemon'ları kayıt edeceğim. Tabii random atmam lazım. Zar atıyorum arkadaşlar. Pokemon'ları yazıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 100 zaten şey. Kangaskhan ezbere biliyorum. İstiyorsanız sayabilirsiniz yani oyuna girip. 100 Kangaskhan. 104, 108, 112, 116. 118 Magnemite. Thunder, Thunder Wave, Frustration ve Supersonic saldırıları var. Bunun donmasını engelleyen Burnt Berry veriyorum. 118, 119, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 145, Omanyte. Surf, Protect, Ancient Power, Blizzard saldırıları var. Uyumasını engelleyen Mind Berry veriyorum. 145, 146, 147, Onix, Rock Throw, Earthquake, Sandstorm, Strength saldırıları var. Buna da item olarak konfüs olmasını engelleyen Bitter Berry veriyorum. 147'yi de seçtik. 148. 152. 151 Fanfi. Of çok toprak temalı oldu bu ya. Ya toprak Pokemon'ları bizi mahvedecek. Fanfi, Earthquake, Swagger, Double Team ve Double Edge saldırıları var. Item olarak yanmasını engelleyen Ice Berry veriyorum. 152. 200 şeydi. Snorlax'tı. 203 Spinarak. Sludge Bomb, Nightshade, Leech Life ve Dig saldırıları var. Item olarak Paralyze Körberi veriyorum. 204, 205 Stantler. Stomp, Hypnosis, Dream Eater, Mud Slap saldırıları var. Buna da beri veriyorum arkadaşlar. Ve bu takımla hazırız. Hadi bakalım. Bu takımla deniyorum arkadaşlar. Yine çok küçük Pokemon'lar var. Umarım bunlarla iş yapabiliriz. Yapamazsak üzülürüm yani. Olmazsa yine perşembe günü rastgele Pokemon'larla deneyeceğiz. Çünkü slot makinesini çevirmiyorum şey günleri. Perşembe günleri. Aslında pazar günleri çeviriyorum ama doğru bu pazar çevireceğiz. Perşembe günü çevirmeyeceğiz. Bu maçın sonunda çeviriyoruz. Daha yeni uygulamaya şey yapmadık yani. Şimdi hocam. Normali counterlamak için Omanyte'ı alabiliriz. Bir saniye öylesine bir seçelim. Defans. Normali counterlamak için Onix alalım. Bitkileri counterlamak için Spinarak alalım. Ve Stantler alalım. Onix, Spinarak ve Stantler'la giriyorum arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Garip grup Pokemon'larla deniyoruz ama. Onix'le bir başlangıç. Karşımda kim var? Karşımda kim var bakalım? Clefairy. Saldırılarıma bakıyorum. Rock Throw, Strength, Sandstorm ve Earthquake. Direkt Earthquake yapıştırıyorum arkadaşlar. Rakip Pokemon değiştirdi. Umarım şey çıkarmaz. O bitki uçan Pokemon'u çıkarmaz. Yoksa sıkıntı. Yoksa sıkıntı abi. Evet Skiploom'u çıkardı. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Earthquake boşuna gidecek. Earthquake boşuna gidecek. Bu çok kötü oldu. Boşuna Earthquake yaptık. Pokemon değişikliğine gidiyorum ve şu an çıkarabileceğim Spinarak var. Veya Stantler var. Spinarak'ı çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Onix'i geri çekiyorum. Stantler'ı sona saklayacağım. Hadi bakalım. Skiploom ne yapacak bakalım. Hadi Spinarak sana güveniyorum koçum. Mega Drain yaptı. Hem böcek hem de zehiriz. Çeyrek vurur. Güzel. Hiçbir şey yapamadı. Ben ne yapacağım? Saldırılarıma bakıyorum. Leech Life, Dig, Nightshade ve Sludge Bomb. Sludge Bomb yapıyorum arkadaşlar. Rakip yine Pokemon değiştirdi galiba. Yine Pokemon değiştirdi. Bakalım bu sefer kimi çıkaracak? Umarım Venonat çıkarmaz. Ve çıkardı da lanet olsun, lanet olsun. Böcek ve zehir Pokemon'u kendisi. Sludge Bomb attım. 34 canını götürdüm arkadaşlar. Pokemon değişikliği kimi çıkaracağım? Stantler'ı çıkaracağım.
Onix'i çıkarmam çünkü Mega Drain gibi saldırısı vardı galiba Venonat'ın. Bakalım Venonat ne yapacak. Psychic yaptı. Tahmin ediyordum. Tahmin ediyordum. Fazla vurmadı. Special defansımız düştü. Bu kötü oldu. Rakibi uyutmak için şey yapacağım. Hypnosis yapacağım. Hypnosis yapıyorum arkadaşlar. Umarım uyutabiliriz. Uyutabildik mi? Uyuttuk. Dream Eater yapacağım ve işini bitireceğim. Venonat şu an uyuyor. Gözlerindeki ışık söndü. Direkt Dream Eater yapıyorum arkadaşlar. Umarım Pokemon değiştirmez. Değiştirdim ya. Bu kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. Karşımda Clefairy var. Dream Eater yaptım. Boşuna gitti. İşe yaramadı. Şu an stomp yapıyorum arkadaşlar. Fiziksel vurabildiğimi vurmak istiyorum. Ve flinch etme şansım var. Güzel. Güzel bir canını götürdük. Bakalım Clefairy ne yapacak? Fire Blast attı. Umarım ıskalarsın. Iskaladı da. Çok güzel. Bir kere daha stomp deniyorum arkadaşlar. Clefairy'nin işini böyle bitireceğiz gibi. At babacığım stomp'u. 40 canı kaldı. Umarım flinch olur. Şu an flinch olduğu için vuramıyor. Çok güzel. Bir kere daha stomp atıyorum. Stomp spamleyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Al oğlum. Clefairy'yi böylece yendik arkadaşlar. Venonat zaten uyuyor. Ona Dream Eater yapabiliriz. Son korkmamız gereken Pokemon Skiploom. Onun da işini bitirirsek çok rahatız. Çok rahatız gerçekten. Evet, karşımızda şu an Skiploom var. İki Pokemon'u aynı anda uyutamıyorduk galiba bu oyunda da. Stomp atıyorum arkadaşlar. Sleep Powder yaptı. Bu çok sıkıntı oldu. Biz de uyursak sıkıntı olur. Gerçekten sıkıntı olur. Uyuttu bizi. Lanet olsun. Lanet olsun. Uyuyoruz şu an. Pokemon değişikliği kimi çıkartıyorum? Spinarak çıkartıyorum arkadaşlar. Stantler'ın uyuması bizim için sıkıntı oldu. Git bakalım Spinarak. Bakalım Skiploom ne yapacak. Oğlum ilk eğitmen bizi bu kadar zorlamamalıydı ya. Ama gerçi Pokemon'larımız çok iyi değil o yüzden. Tamam. Çeksin. Pokemon değiştirme ihtimaline karşı Nightshade yapacağım arkadaşlar. Yani 50 vuracağım net. Headbutt yaptı bize. Fiziksel bir saldırı. Güzel de vurdu. Nightshade yapabilecek miyim? Flinch mi oldum? Flinch oldum, tamam. Rakibin Pokemon değiştirmeyeceğini anladık. Sludge Bomb yapıyorum arkadaşlar. Bir kere daha Headbutt deniyor. Umarım bir kere daha flinch olmam. Sludge Bomb'u yolluyorum arkadaşlar. Çarpı 2 vuracak bitki olduğu için. Kritik vurdu. Tamam. Skiploom'un işi böylece bitti. Şu an karşımızda Venonat var. Onu da yenersek başlangıç Pokemon'cusuyla savaşacağız. Ardından Cyndia diyorum. Kızın adını unuttum. Kadının adını unuttum. Her neyse onunla savaşacağız işte. Ben Nightshade yapmaya devam edeyim. Daha yapabileceğim bir şey yok. Nightshade yapıyorum. Venonat halen daha uyuyor. Ben 50-50 vuracağım abi. Al babacığım. Buradan 50. Buradan bir 50 daha geliyor sana. Venonat uyandı. Psychic yapacak. Psychic yapacak. Tek atacak büyük ihtimalle. Çünkü zehiriz. Aa, bir canımız kaldı. Tamam. Ben bir kere daha 50 vuruyorum ve Venonat'ın 10 canını bırakıyorum arkadaşlar. Son Pokemon'um Stantler'la onun işini bitireceğim. Gerçi Onix de hayatta. Onix de hayatta halen daha ama. Hız üstünlüğü. Rakibimiz de Giga Drain yapıyor. Bizden bir can çekiyor. Belki bir can oyunun gidişatını değiştirir diyor ama değiştiremeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Spinarak yalan oldu. Adam kas katı kesildi ya. O zaman arkadaşlar Stantler'ı çıkartıp bu işi burada bitiriyorum. Gel babacığım. Uyuyor. Çok kötü. Uyan ve stomp yap. Lütfen. Stantler halen daha uyuyor.
Psychic yaptı rakibimizi bize. Sandler deyince aklıma hep Stalin geliyor. Bu espriyi yapmıştım galiba, evet. Esprilerimin tarihi geçmeye başladı. Lanet olsun dostum. Evet, Stantler uyandı ve stomp yapacak. Ve Venonat'ı böylece yeniyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi başlangıç Pokemoncusuyla savaşalım. Ardından da GM lideriyle savaşıp bu maçı bitirmeye çalışalım. Umarım bitirebiliriz. Biraz zor olacak gibime geliyor ama. Tamam. Böylece bu elemanı böylece yendik. Onyx çok korkunç gözüküyordu, evet. Şimdi hocam. Continue diyorum. Gel bakalım. Black Thorn'cular gelsin. Şimdi. Ateşi counterlamak için Onyx. Bitkiyi counterlamak için Spinarak. Suyu counterlamak için de Magnemite. Onyx, Spinarak ve Magnemite ile başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Ben starta veriyorum Onyx ile. Bakalım rakibimiz kimi çıkartacak. Balbazar çıkardı. Yani bir bitki saldırısına çarpı 4 yeriz. Buna izin veremem. O yüzden Pokemon değiştiriyorum ve Spinarak'ı çıkartıyorum arkadaşlar. Onyx geri çekil oğlum. Git Spinarak. Balbazar büyük ihtimalle jilet yaprak saldırısı yapacak. Giga Drain yaptı. Jilet yaprağı çikolata yapıyordu galiba. Kritik vurdu. Kritik vurmasına rağmen 20 vurdu. Hiç sıkıntı yok. Ben Slash Bomb yapacağım şu an. Yani rakip Pokemon değiştirse bile çarpı 1 vuracağım. Kendisini koruyabileceği bir Pokemon yok. Headbutt yapıyor bize. Fiziksel bir saldırı. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Slash Bomb'u yapıştır. Flinch oldun. Bravo Spinarak. Bravo. Bir tane daha Slash Bomb deniyorum arkadaşlar. Rakip Headbutt'la beni kanser etmeyi deneyecek. Denesin bakalım. Güzel vuruyor. Gerçekten güzel vuruyor. Spinarak Slash Bomb atıyor arkadaşlar. Güzel. Canın yarısını götürdük. 70 vurduk. Bir kere daha Slash Bomb atarsam Balbazar'ın işini bitiririm. Balbazar Headbutt yapmaya devam ediyor. 27 canımız kaldı. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Slash Bomb'u attım ve Balbazar'ın işini böylece bitirdim. Spinarak görevini tamamlamış oluyor. Böylece bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Yapma, yapma, yapma. Slash Bomb. Görevimizi tamamlayamadık. Bu çok kötü oldu dostum. Bu çok kötü oldu. Magnemite. Bu görevi umarım bitirebilirsin. Pokemon değişikliği yapıyorum ve Magnemite'i çıkartıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Magnemite. Thunder, Frustration, Supersonic, Thunder Wave. Frustration yapsan yeterli ya. Frustration yapıyoruz. Balbazar'dan hızlıyız. Magnemite beni ne kadar sevmiyorsa o kadar vuracak. Tamam, bir vurdu zaten. Sıkıntı yok. Balbazar'ın işini böylece bitirdik. Rakibin sıradaki Pokemon ne bakalım. Ateş Pokemon'u çıkaracak büyük ihtimalle. Su çıkartırsa aptallıktır. Charmander çıkardı. Pokemon değişikliği. Hemen Onyx'i çıkartıyorum arkadaşlar. Magnemite geri dön. Git Onyx. Tamam. Charmander'ın karşısındayız. Flamethrower atıyor. Klasik saldırısı. Güzel vurdu. Ona rağmen güzel vurdu. Çünkü special defansımız leş. Earthquake atıyorum abi. Rakibimiz Pokemon değiştiriyor. Su Pokemon'unu görmüş olacağız böylece. Ardından ben Magnemite'i çıkaracağım. Sonra tekrardan rakip Pokemon değiştirecek. Rakip Pokemon değiştirdiği sırada Thunder Wave yapacağım. Ve sonraki Pokemon'unu çarpacağım. Yani Charmander'ı çarpmış olacağım planım işlerse. Earthquake yapıyorum arkadaşlar. Totodile'in güzel canını götürdük. Magnemite'i çıkartıyorum. Umarım işler istediğim gibi gider. Git Magnemite. Umarım Totodile bizden hızlı değildir. Surfiyoruz şu an. Surf'ü yedik arkadaşlar ağzımıza. Şu an tek yapman gereken şey Thunder Wave abi. Tamam mı? Thunder Wave'i at.
Pokemon değiştirmedi. Magnemite Totodile'den hızlıymış. Güzel. Rakibi çarptık. Aa, Paralyze Körberisi var. Oo! Surf'ü yedik abi. Surf'ü yedik. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Şu an Thunder atmam lazım. Şu an Thunder atmam lazım. Atamazsam yenildik abi. O Thunder atman lazım Magnemite. O Thunder atman lazım. At koçum. Hadi başarabilirsin. Adamsın sen, adamsın, adamsın. Böylece Totodile'ın işini bitirdik. Her Pokemon kendine düşen görevi yaptı. Rakip Charmander'ı çıkaracak şimdi. Charmander'dan hızlı değiliz büyük ihtimalle ama yine de onu çarpmayı deneyeceğim. Her şeyi 10x bitirecek yani. Thunder Wave yapmayı dene. Evet, bizden hızlı Flamethrower'ı atıyor. Magnemite yalan oluyor böylece. Tamam, Magnemite yalan oldu. 10x'i çıkartıyorum ve bu savaşı burada bitiriyorum arkadaşlar. 10x'i çıkartıyorum hemen. Evet, bu bölümde ilk defa GM liderine geleceğiz. Charmander'ı yenebilirsek, bize kritik vurmazsa. Ardından bitecek. Büyük ihtimalle GM liderine yenileceğiz yani. Charmander'dan hızlıyız. Earthquake yapıyorum arkadaşlar. Güzel. Hayatta kalma ihtimali çok düşük. 7 canı kaldı. Dragon Rage yapıyor. 40 vuran bir saldırı. 46 canımızı bıraktı. Tamam, bizi yenmesine imkan yok. Earthquake yaparak bu maçı burada bitiriyorum arkadaşlar. Earthquake'i atıyorum. Ve Charmander'ı yeniyorum abi. Şu an GM lideriyle savaşacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Ama dediğim gibi çok düşük bir ihtimal. Ve dediğim gibi yine bir sonraki bölüme sarkacak sanırım. Adamın gözlere bak ya. Sanki çok kötü bir şey görmüş. 10x. Alemsin bu oğlum. Hadi bakalım. Vince'i yendik. Clear'dı galiba. Evet, şu an adını hatırladım. Clear. Continue diyorum. Gel bakalım. Blackthorn GM lideri Clear. Çok sıkıntı Pokemon'ları var arkadaşlar. Special defansı kimin sağlam? 90. Dur, öylesine bir seçim yapalım. Stantler alıyorum. Herkese karşı, çoğu Pokemon'u kullanmak için. Onun dışında arkadaşlar, Ampharos'a, Rhydon'a ve Arcanine'a karşı 10x'i alıyorum. Omanyte kaya saldırım var mı? Omanyte'ı da kaya saldırıları için alacağım arkadaşlar, veya Magnemite'ımı alsam, ama Magnemite'ı çoğu kişi patates edebilir. Omanyte'ı alıyorum abi. Ya bu takımdan umudum yok, bu kadrodan umudum yok ama yine de denemek istiyorum arkadaşlar. Madem buralara kadar gelmişiz, Claire'e karşı elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Karşımızda kim var? Kingdra, Kanser Kingdra. Bunu hemen uyutmayı deneyeceğim. Nerede abi? Hypnosis. Pokemon mu değiştiriyor? Oha, direkt Pokemon değiştirdi. Umarım çıkan Pokemon'u uyuturum. Umarım uyuturum. Rhydon. Ooo, büyük silahlar. Hypnosis denedim arkadaşlar. Cık, uyutamadım. Bir kere daha uyutmayı deneyeceğim. Yani Pokemon değiştirdiğim zaman o Rhydon'dan gelen hasarı almak istemiyorum. Bir kere daha Hypnosis deniyorum arkadaşlar. Hadi oğlum uyut. Adamsın, adam, adam, adam. Rhydon uyuyor. Şimdi can çalmayı deneyebiliriz veya Omanyte'ın sörfüne güvenebiliriz. Omanyte'ın sörfüne mi güvensem, can mı çalsam? Bilemedim ya. Ha, Dream Eater güzel vuruyor ama bir Dream Eater deneyeceğim ya. Dream Eater atmayı deniyorum abi. Umarım hata yapmamışımdır ya. 60-60 vuruyoruz. Rüyasını yedik. Rhydon halen daha uyuyor. Ha, bir şekilde yenmeyi deneyeceğim abi ya. Dream Eater taktiğiyle. Hadi bir kere daha ye. Bir kere daha Dream Eater yapıyorum arkadaşlar.
Yine rüyasını yiyorum. Güzel. İki kere daha yediğim zaman tamamım. Şimdi Raidon uyanacak büyük ihtimalle. Umarım tek atmaz. Umarım tek atmaz. Earthquake yaptı bana. İyi ki Omanite'i çıkarmamışım. Of. Çok sağlam vurdu. Biri sayesinde hayatta kalmayı denedik. Uyutamazsam sıkıntı. Mud Slap değil. Hypnosis deniyorum. Oğlum uyutman lazım. Uyutman lazım koçum. Uyutman lazım. Güzel, bir kere daha uykuya daldı. Biraz canımızı çekeriz. Keyfimize bakarız abi. Fiziksel saldırılara karşı çok kötüyüz. Dream Eater yapıyorum tekrardan. Güzel, Stantler güzel ilerledi ya. Çek babacım. 15 canı kaldı. 85 canımız oldu böylece. Bir kere daha çekip bitiriyorum. Bir kere daha Dream Eater yapıyorum arkadaşlar ve Raidon'un işini böylece bitiriyorum. Dream Eater taktiği iyiymiş ama ilerleyen Pokemon'larda neler yapacağız bilmiyorum. Özellikle şeye karşı. Kingdra'ya karşı. Güzel. Çektim abi. Çekebildiğimi. Raidon'u böylece yendik. Earthquake fena vuruyormuş ama evet. Onix'i mi aldım ben? Onix hiçbir şey yapamaz abi Kingdra'ya karşı. Arcanine. Abi Stantler'ı Kingdra'ya saklayacağım. Onix'i mi çıkarsam yoksa Omanite'ı mı çıkarsam? İlk olarak Onix'i çıkartmak istiyorum. Git Onix. Umarım Dig yapmaz. O Dig'in damage'ini yemeyelim ya. Hadi Onix. Elinden geleni yap dostum. Flamethrower attı. Fena vuracak. Fena vuracak. Güzel vurdu evet. Direkt Earthquake yapıyorum arkadaşlar. Flamethrower attı tekrardan. Earthquake ile vurabildiğimi vurmak istiyorum. Güzel, 23 canımız kaldı. En azından bir tane Earthquake atarız. Bir tane atarız abi. Kritik vurduk. Mükemmel be, mükemmel be. 13 canı kaldı, tamam. Omanite onun işini bitirir. Son Pokemon da şeye kalır. Stantler'a kalır. Onix elinden geleni yaptı arkadaşlar. Onix elinden geleni yaptı. Arcanine'ın 13 canını bıraktı. Şimdi Omanite sıra sende koçum. Lord Helix. Lord'umuza güveniyorum yani. Ancient Power yap babacığım. Belki statlarımız artar. Dig yapacak değil mi? Dig yapacak. Ben biliyorum abi. Ben malımı tanıyorum. Aa, protek yapabiliriz. Proteğimiz vardı. Digi boşa gidecek. Digi boşa gidecek. Geri zekalı. Geri zekalı. Al sana protect. Al sana protect. Öyle adamın digini harcarlar işte. Digine güvenme, digerler. Al sana protect koçu. Lord Helix'in gücü adına. Ancient Power deniyorum tekrardan. Tamam, istediğin kadar dig yap. Ben de sürekli protek yapacağım. O diglerin PP'si bitecek. Şu an kanser ediyorum sizi büyük ihtimalle ama kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi Ancient Power'larımı o zaman ben Kingdra'ya saklayayım. Protek yapıyorum. Protek yapıyorum arkadaşlar. Al koçum. Dig yine boşuna gitti. İstediğin kadar dene, istediğin kadar. Surf. Yine dik, yine dik. Biliyorsun değil mi? Ben vazgeçmeyeceğim. İstediğin kadar dene, istediğin kadar dene. O PP'lerin bitene kadar deneyeceğim abi. Geri zekalı. O digi yemeyeceğim ben senden. Hayır, istemiyorum o digi. Kaç PP'si var acaba digin? Bir kere daha protek yapıyorum. Şu an kanser oldu Savaş. Şu an kanser oldu. Lord Helix kanser yarattı. Sıkıntı yok babacığım. Arcanine bak deneme oğlum. Uğraşma. Benimle uğraşma. Surf. Yine dik. Tamam. Anlıyorum hocam. Bıkmıyorsun değil mi? Ben de bıkmıyorum. Ben de bıkmıyorum güzel kardeşim. Sen bıkmıyorsan ben de bıkmıyorum. Bu kadroyla yenmek istiyorum. Bu random takımıyla yenmek istiyorum abi. Protect. Kendimizi koruyalım. Adamsın Omanite. Adamsın. Adamın digini harcarlar böyle.
Yine sörf. Yine sörf babacığım. İstediğin kadar çukur kaz ya. İstediğin kadar kaz. İstiyorsan belediye ol yani. Blackthorn GM'ine belediye ol. Umurumda değil abi. Umurumda değil. Ben protect yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani bu noktadan sonra yenilmek istemiyorum. Protect'lerimi kullanacağım. Diglerin PP'si boşuna gitsin. Ya Pokemon değiştirecek ya da görecek gününü. Yemezler. Bir sörf daha. Yine dik, tamam. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İstediğin kadar yap koçum, istediğin kadar yap. Lord Helix'in gücünü hafife aldın seni aptal insan. Oğlum o su çukurdan girmesi lazım. Neden girmiyor ki ya? Bir kere daha protect yapıyorum gerçi. Yap babacığım protectini. Sıkıntı yok. Önceliği olan bir saldırı olduğu için vuramıyor bize. Ben yine surf deniyorum arkadaşlar. Bıkmadın değil mi? Bıkmadın. Anla işte, anla. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Dig bana vurmayacak. 10 PP'si vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Protect de bunu karşılayacaktır yani. Üzgünüm. Üzgünüm Arkanay. İşler istediğin gibi gitmez yani. Bir kere daha protect yapıyoruz arkadaşlar. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm yani. Sizi de kanser ettim ama darlanmak paylaşıldıkça çoğalır yani. Lord Helix sizi kutsasın arkadaşlar. Surf. Bana ne ki? Bana ne? İstediğin kadar çukur kaz. İstediğin kadar kaz kardeşim. İstediğin kadar hem de. Valla benim 3 protektim daha var. O PP'ler bitecek. O PP'ler bitecek. Dig yapmanı yasaklıyorum. Bir dig daha geliyor. O da engellendi. O sörfü yiyeceksin. Suratına suratına. Kas kas kas. İzin vermeyeceğim ki. Baga, adamı böyle baga sokarlar işte. Adamı böyle baga sokarlar. Al oğlum. Bir protect daha. Şu an tek yapmamız gereken Kingdra'yı yenmek. Onu da yenersek işler gerçekten tıkırında yürüyor demektir arkadaşlar. Yani Ancient Power'la vurabildiğimi vuracağım. Ondan sonra Stantler'ın ellerine bırakacağım. Kingdra bizden hızlı olabilir. Her şey Stantler'a kalmış yani. Stantler'a yapacak ya da yalan olacak. Bir protect daha yaptım. Uyutursak Dream Eater yaparsak, uyutursak Dream Eater yaparsak yeneriz. Aa, boş yere mi yaptım ben? Demin boş yere yaptım. Dig yiyeceğiz ya. Demin boş yere yaptım ya. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Canımızı boş yere harcadım. Bu kötü oldu. Dalgınlığıma geldi. Arcanine'i yendik. Bize pahalıya patladı. Boş yere darladık yani birbirimizi. Sıra Kingdra'da. Her şey buna bağlı abi. Bu Pokemon'u yenersek çok rahatız. Blizzard da deneyebilirim. Dondurmayı da deneyebilirim. Ama skalama ihtimali var. Ben vuracağım damage'i vurmak istiyorum Ancient Power ile. Ancient Power abi. Bizden hızlı hidropompa yapıyor. Iskalama ihtimalim var. Iskaladı, mükemmel, mükemmel. At babacım Ancient Power'ı. Güzel, biraz canını götürdük. Blizzard'a gideceğim. Sen fantezi yapıyorsan ben de yapacağım. Hidropompayı yiyeceğim nasıl olsa, ben biliyorum. Aa, halen daha yemedik. Hadi oğlum Blizzard'ı vur. Blizzard'ı vur. Lord Helix. Abi Lord Helix. Lord Helix. Dondurdu. Abi sen mükemmel bir varlıksın ya. Sen mükemmel bir varlıksın ya. Lord Helix'in gücü adına. Abi sen harika bir varlıksın ya. Vur baba vur. Ancient Power'ı vur. Umarım kurtulamazsın. Halen daha kurtulamadı. Lord Helix ya. Aşkım ya. Lordumuz yani, gerçek lordumuz bu. Gerçekten bu. Tamam, buzundan kurtuldu. Bir Blizzard daha yap. Hidropompa geliyor. Bu sefer yedi Lord Helix ve yalan oldu. Şu an Stantler'la Stomp yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü şeyin ıskalama ihtimali var.
O saldırının ıskalama ihtimali var. Neydi o? Hypnosis'in ıskalama ihtimali var. Yani %60 şey için %40 ıskalama ihtimalimiz olacak. Denemeyeceğim. Direkt stomp yapacağım ben. Stomp. Umarım hızlıyızdır. Bizden hızlı. 92 vurmaması lazım. 92 vurmaması lazım. Dur. Dur abi ya. Lanet olsun sana be. Lanet olsun ya. Lanet olsun, senin buzuna tüküreyim be. Tek atacağı tuttu şerefsizin ya. Lord Helix elinden geleni yaptı ama ya. Yapacak bir şey yok abi. Biz denedik abi. Biz denedik. Slot makinesini çeviriyorum gençler. Evet, slot makinesini çevirdim arkadaşlar ve Bukalemun modu çıktı. Bukalemun modu ne işe yarıyordu? Hızlı bir şekilde bahsedeyim. Bukalemun modu rakibin takımlarını kopyalamamıza yarıyordu. Lakin sadece 3 seçenek olduğu için ve perşembe günü tekrardan slot makinesini çevirmeyeceğim için seçenekleri arttırmak istedim. Ve seçeneklere Mahogany GM'ini de kattım. Ve Blackthorn GM'ini de kattım. Yani toplamda 6 takım olacak. Hatta Rocket takımını da katıyorum. Bir sürü seçenek olacak arkadaşlar. En çok oy olan takımı seçeceğim ve onlarla oynayacağım arkadaşlar. Ekranda takımları göreceksiniz. Yani toplam şu an 4, 7, 10 takım falan olacak. En çok beğendiğiniz, en çok uygun olan takımı seçin arkadaşlar. Bu takımlarla birlikte Blackthorn GM'inin sınırlarını zorlayacağız. Ya bu bölümde Lord Helix ile bir şeyler yapmayı denedik ama işe yaramadı. Elimden geleni yaptım arkadaşlar, gördünüz. Ama ne yazık ki bir hidropompaya kurban olduk. O hidropompaları göstereceğim ben, yani geri yansıtacağım ben onları bir şekilde. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar, ekranda gördüğünüz takımlardan zaten yukarıda hashtagleri yazıyor, takım 1, takım 2, takım 3 vesaire diye. Uygun olan takımları seçin ve ona göre deneyelim arkadaşlar. Daha da denilebilecek bir şey bulamıyorum. Bölümümü izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Artık Pokemon Stadyum 2'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygolcular.